Hayırlı günler efendim. TV111 ekranlarına, Bir Niyet Bir Tasavvur programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta konumuz 11. Lema, Sünnet-i Seniyye Risalesi. Sünnet-i Seniyye nedir, o yolda nasıl yürünür? 11. Lema'nın ışığında okuyup anlamaya çalışacağız inşallah. Hoş geldiniz Nurender Hanım. Hoş bulduk. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 11. Lema, Mirkatü Sünne ve Tiryaku Marazil Bid'a. Birinci nükte. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. Men temesseke bi sünneti inde fesadü ümmeti felehü ecrü miyeti şehit. Yani fesadü ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Şimdi fesadü ümmet deyince ne anlamamız lazım? Mesela aklımıza gelen hani bu asır. Fesad-ı ümmet deyince hani bu son asır geliyor aklımıza. Ama bir zaman dilimi var ki o da asr-ı saadet. Şimdi bu fesad-ı ümmet zamanı ile asr-ı saadet arasında nasıl bir fark var? Bunları konuşalım mı? Olur. Bugün için ecnebi adetlerin istila ettiği bir dönem ve bid'aların çok yoğun çoğalmış olduğu bir asır olarak bakabiliriz. Hı hı. Ve böyle bir asırda sünnet-i seniyeye tabi olma, o sünnetin meselelerini gündemimize alıp uygulama hakikaten çok zor. Şimdi iki asır arasındaki tabloyu kıyaslayarak meseleye bakarsak, her asrın bid'a dönemi vardır. Ümmetin bid'aya düşmüş olduğu dönem vardır, bir süreç vardır. Asr-ı saadet dönemine baktığımızda aslında o bid'a süreci yaşanmaktan ziyade o asrı asr-ı saadet yapan şey ne aslında? Önce onu anlamamız gerekir. Üstad bunu 27. sözde İçtihat Risalesi'nde izah eder. Oradaki satırlardan bir bölüm aktarmak istiyorum. Selefi Salih'in asrında ve o zamanın çarşısında en merhub meta Halik-ı Semavat ve arzın marziyatlarını, bizden arzularını, kelamından istinbat etmek ve nur-u nübüvvet ve Kur'an ile kapatılamayacak derecede açılan ahiret alemindeki saadet-i ebediyeyi kazandırmak vesaireni elde etmek idi. Yani demek ki asr-ı saadet döneminde sahabenin dünyasında Kur'an-ı Kerim'i anlamak, Kur'an'ın içindeki kelamdan, Cenab-ı Hakk'ın arzu ve marziyatlarının ne olduğunun çıkarılması noktasına yönelmek adına Nur-u Muhammedi diye ifade etmiş olduğumuz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittibayı son noktaya kadar yerine getirmişler. Asr-ı saadette sahabe sünnete ittiba ettiği ölçüde çok güzel süreçler, çok güzel yükselişler aslında yaşamıştır. Ve bu ittibalarının neticesinde çok güzel bir toplum ortaya çıkmış. Gerek aile hayatında, gerek çocuk eğitiminde, gerek toplumun her bir bölümünde, bütün mesleki sahalarda sünnetin en güzel neticelerini ortaya konulmuştur. Yani sahabe Peygamber Efendimiz'i birebir modellemiş. Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaşmak için önlerinde bir model var ve o modeli birebir modellemişler değil mi? Yani o asrın çarşısında konuşulan meseleler bu. Yani sosyal hayattan kendilerini soyutlamamışlar. Yine sosyal hayatın içerisinde, yine her türlü ticari sahada olsun, mesleki alanda meseleleriyle meşgul olmuşlar. Fakat her meşgul oldukları noktada ilk birinci hedef noktasına koydukları şey Kur'an-ı Kerim ve Cenab-ı Hakk'ın istekleri ve ebedi saadet. Ve bunlara ulaşmanın tek bir yolunun sünnete ittiba etmekten geçtiğini de idrak ettikleri için hedeflerinde o günkü çarşıda bunlar konuşuluyor. Hedeflerine bunu koymuşlar. Şimdi Selefi Salih'in yani sahabenin derdi Kur'an'ı yaşamaktı ve Peygamber Efendimiz'i modellediler dedik değil mi? Evet. Önlerinde bir model vardı. Bu da hani bir noktada değil mi çok büyük bir avantaj ama bugünkü tabloya baktığımızda hani fesadı ümmeti konuşuyoruz ya. Ümmetin önünde nasıl modeller var ve fesadı nasıl tanıyacağız biz yani? Evet. Şimdi fesat dediğimiz zaman hani kelime anlamı itibarıyla bize saptırma karşımıza çıkar. Dinin hakikatlerinin saptırıldığı bir asırda biz aslında şu anda bulunuyoruz. Belki fesadı ümmet diye ifade edince ilk noktada bizim hani karşımıza bu çıkıyor. Biraz daha içine girip baktığımız zaman hak ile batılın birbirine karıştırıldığını görüyoruz.
Yine Müslümanların haktan uzaklaşması anlamına geliyor bu. Ve şair-i İslamiye'den aslında Müslümanların uzaklaştırılmaları var. Şair-i İslamiye'nin ehemmiyetsiz, önemsiz bir şekilde Müslümanın zihne bir algı olarak sunulmaya çalışıldığı bir dönem var. Önemsizmiş gibi sunulma ve Müslümanın zihnindeki bu algı hakikaten şair-i İslamiye önemli değil diye bir düşünceye aslında Müslümanı da sürüklüyor. Bu açılardan baktığımız zaman gerçekten böyle bir asırda sünnet-i seniyenin yaşanmasının çok zor olduğunu ve yaşayan insanların, şaire sahip çıkan insanların ise sair insanlar tarafından itildiğini, farklı nazarlarla bakıldığını ve farklı değerlendirmeler içerisine alındığını görüyoruz. Şimdi İslami değerlerin hafife alındığı her yerde bu fesadı görmek mümkün o zaman, değil mi? Evet, İslamiyet'ten uzaklaşma, sünnete arkayı dönme meselesinin olduğu her yerde fesad-ı ümmetten bahsetmemiz mümkündür. Yine Asr-ı Saadet tablosuyla ben bu meseleye bakmak istiyorum. Mesela Asr-ı Saadet'in Asr-ı Saadet olduğu dönemdeki o içtimai hayatta neler vardı? Bugün ümmetin fesada düştüğü toplumdaki tabloda yine çok önemli bir noktaya Üstad 27. sözde değinmiştir. Orada şunu görüyorum. Yalanın ve kizbin çirkinliğin bütün çirkinliğiyle ve sıdkın ve doğruluğun güzelliği bütün güzelliğiyle o asırda öyle bir tarzda gösterilmiş ki ortalarındaki mesafe arştan ferşe kadar açılmış. Yani sahabe döneminde doğruluk ve yalan ifadeleri arasında arştan ferşe kadar çok geniş ayrımın olduğunu, dürüstlüğün dürüstlük olarak, kizbin de kizb olarak çok rahat tefrik edildiği bir dönemi yaşadıklarını görüyoruz. Bugün ise şu an yaşadığımız asır itibariyle değerlendirdiğimizde, çünkü her asrın bir fesad-ı ümmet dönemi vardır. Bu asırda ise şu bizim karşımızda, yine oradaki tespitlerde şu zamanda kizb ve sıdkın ortasındaki mesafe o kadar kısalmış ki adeta omuz omuza vermişler. Sıdktan yalana geçmek pek kolay giriliyor. Hatta siyaset propagandası vasıtasıyla yalancılık doğruluğa tercih ediliyor vesaire. O konu orada devam ediyor, oradan okunabilir. Yani buradan şunu anladım, yalan ve doğrunun şu an şu asırın içerisinde arştan ferşe kadar arasının açılmadığını, bilakis doğrudan yalana geçişin çok daha kolay olduğu bir dönemdeyiz. Yani eğriyi ve doğruyu birbirinden ayırmanın, tefrik etmenin zorlaştığı bir asrı yaşıyoruz aslında. Yani bir karışıklıktan da bahsediyoruz zaman fesadı anlatırken, değil mi? Yani doğru bir yerdedir, yanlış bir yerdedir. Evet. Ama bugünün insanı doğrudayken bir anda yanlışın yanına kayabiliyor ya da oradan oraya sürekli sürüklenen bir macerası da var. Yani fesat ciddi bir karışıklığı da anlatıyor bize, evet, değil mi? Yani eğri ve doğru aynı anda aynı ortam içerisinde bulunabiliyor. Hakikaten tefrikte zihinler karıştığı için de zorlanabiliyor. Yani ümmeti fesat dönemi itibarıyla Risale-i Nur'daki bu tespitler var. Bir de bir başka tespiti daha var. Yani peki ümmetin bu fesat asrını yaşamasına etken olan, yani bu toplumu bu noktaya sürükleyen arkasındaki hani buna etken olan sebepler neler diye bakacak olursak, bunu da birkaç madde üzerinde aslında orada toparlamış. Bunlardan bir tanesinde medeniyeti Avrupa'nın tahakkümüyle, felsefeyi tabiyenin tasallutuyla, aynı zamanda şerait-i hayat-ı dünyeviyenin ağırlaşmasıyla diye ifade ediyor. Yani birincisinde Avrupa medeniyetinin kendi düşünce ve fikirlerini insanlar üzerine tahakküm tarzında sunduğunu görüyoruz. İkinci aşamada materyalist felsefenin inancı doğrudan hedef alarak insanların zihinlerini karıştırdığını görüyoruz. Bir üçüncü aşamada ise hayat şartlarının ağırlaşması, geçim meselelerinin zorlaşması, böylesi bir durumda insanların fikirlerinin, düşüncelerinin, dünyalarının, akıllarının, kalplerinin hakikaten çok karıştığı ve maneviyata yabani olduklarını görüyoruz bu asırda. Evet. Yani bu karışıklıkla birlikte bir de insanlar direniyorlar, değil mi? Yani bir karşı çıkma da var bunun içinde. Yani sünnet hani bir duruş, aynı zamanda bir kararlılık da gerektiriyor o zaman. Bu noktadan baktığımızda. Evet, kararlılık da gerektiriyor ve
konumuzun başında da ifade ettiğimiz gibi sahabe ne kadar sünnet-i seniyeyi kendi hayatlarına model olarak almışlarsa o kadar toplum içerisinde huzuru yaşamışlar. Saadette en zirve noktalara ulaşmayı başarmışlar. O yüzden belki de o asra biz saadet asrı diyoruz. Bugün ise sünnete insanların sırtını dönmesiyle beraber hem toplum hayatı içerisinde, aile hayatı içerisinde özellikle de çocuk eğitimi üzerinde büyük sıkıntılar ve sorunlar yaşıyoruz. Yani demek ki sünnete arkamızı dönerek aslında hayatımızın her alanını yaşama noktasında kendi kendimize zorlaştırmışız. Fakat biz bu zorluğu görmek istemiyoruz. Belki görmenin ötesinde şu ifadeleri de yanı sıra zikrediyoruz. Yani asırlar öncesinde kalmış olan meseleler, asırlar öncesinde yaşanmış olaylar. Yani ben bu olayları örnekleme olarak bugüne getirmem. Çünkü ben modern bir asrı yaşıyorum. Modern bir asırda bunların olmaması gerekir diye insanlar düşünüyor. Halbuki sünnet İslamiyet'in özünü oluşturur. Yani ta kendisidir, özünden ziyade ta kendisidir aslında. Ve insanın huzura, mutluluğa, saadete her sahada nasıl ulaşacağını gösteren bir yoldur. Biz bu yola ne kadar sırtımızı dönersek hayatımızı kendi adımıza zorlaştırdığımız gibi yaşanmaz hale de getireceğiz. Bugün modern hayatın bize sunmuş olduğu şey insanın fıtratıyla örtüşen şeyler değildir. Fıtrata uygun olan yaşam şeklini Cenab-ı Hak Aleyhisselatü Vesselam'ı bir muallim, bir rehber şekliyle sunarak onun hayatıyla modelleme yaparak bize aslında sunmuştur. Biz bu hakikatlere sırtımızı döndüğümüz sürece de bu sorunları katlanarak yaşamaya devam edeceğiz. Yani gündemimizden çok uzaklaştırıyoruz değil mi? Yani Kur'an'da hani o ayet güncellemelerini hep konuşuyoruz ya, çok önemli ve özel olduğunu. Şimdi o ayeti hani gündemimizde ve hani güncellediğimizde aslında sünnet de hayatımızın merkezine gelip oturuyor değil mi? Otomatik olarak onun içinde. Var, ikisi de birbirinden ayrı düşünemiyoruz. Şimdi sünnet-i seniye üzerine bu fesad-ı ümmetim zamanında dediği hadis aslında çok güzel bir hadis değil mi? Evet. Yani çok müjdeli bir hadis ama bu kadar kolay mı sorusu da geliyor insanın aklına. Şimdi fesad-ı ümmet zamanındayız. Diyelim bir sünneti yaptık. 100 şehidin sevabını gerçekten ben kazanır mıyım? Mesela su içtim hani. O adaba uyarak bu kadar basit mi yani 100 tane şehidin sevabını almak? Yani bu bir vesile midir ya da sünnet deyince aklımıza ne gelmeli? Evet, hadis-i şerif çoğu zaman yanlış anlaşılmış. Yani şey olarak algılanıyor. Yani bir bütün olarak Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını modelleme, bir bütün olarak onun hayatındaki o sünneti uygulayış şeklini hayat modeli olarak almaktır aslında. Biz burada bir tek sünneti yapmakla 100 şehit ecrini alacağımız algısına bizi götürmüş. Belki böyle anlatılmış, böyle algılanmış. Fakat bu hadisi şerif yanlış anlaşılmış. Yani sünnetin bir tanesine uymakla sünnete uymak arasındaki fark idrak edilememiş. Bu sebeple de zannediliyor ki işte yemek, içmek ya da gezme adabı içerisinde bunlardan birini yaptığımız ölçüde 100 tane şehidin ecrini alacağımız zannediliyor. Aslında hakikat bu şekilde değildir. Yani burada anlatılan hadisin manası çok daha yoğun. Derin değil mi? Evet, derindir. O zaman yani sünnet deyince aklımıza ne gelmeli? Yani şunu mu anlamalıyız o noktadan baktığımızda, bir derece mi var burada? Yani konunun zaten başında öncelikli olarak sünnetin metodu ve daha sonrasında da sünnetin hem bir yol olduğu hem de sünnetin kendi içerisinde derecelerinin olduğunu ifade etti. Hani sünnet kelime itibariyle baktığımızda bir yol anlamında. Evet, doğru. Hani yol manasına geliyor ama sünnet-i seniye ise Efendimizin söz, fiil, bütün o davranışlarını içine alan bir bütündür. Biz de sünnet-i seniyeye bakarken böylesi bir bütünlük içerisinde bakmamız lazım. Yani o sünnetin dereceleri içerisinde konuyu değerlendirmemiz gerekiyor. Hakikaten 100 şehit ecri dediğimiz zaman
Aleyhisselam'ın hayatında acaba ilk etapta birinci yani sünneti derecelendirerek bakacak olursak birinci sırada yemek içme adabı mı yer alıyor? Yoksa o birinci derecede sünnetin en lazım olanı, belki sünnetin en faziletli kısmı nedir sorusunu bizim araştırmamız gerekiyor. Yani evet. Bu noktada böyle bir soruyu yönelterek bakacak olursak, Risale-i Nur'un hani yine bütününden ben bu sorunun cevabını bulmaya çalıştığımda hem 11. sözde hem de 20. mektupta bunların açılımlarını görmemiz mümkün. Aleyhisselatü Vesselam'ın kainata teşrif etmesi ve ettikten sonrasındaki işte risalet vazifesi ile vazifelendirilme süreci içerisinde topluma geldiğinde Mekke'de acaba hakikaten o risalet vazifesini aldıktan sonra insanlara ilk olarak yeme içme adabını mı anlatmış? Yani burada Siyer-i Nebevi'yi herhalde çok iyi bilmemiz gerekiyor. Onun hayatına baktığımız zaman öncelikli olarak hani yeme içme gezme diye ifade ettiğimiz sünnetin belki çok sonrasındaki aşamalarında gelen meseleleri aktarmamıştır. Biz de hep o noktada tıkanıyoruz değil mi? Yani evet. O birkaç şeyde kalıyoruz sünnet deyince. Evet, birkaç maddede zihinler sıkıştığı için acaba hakikatte sünnetten hedef nedir? O sünnetteki derecelerde en birinciyi oluşturan nokta nedir'e geçiş yapmada sıkıntı yaşıyoruz. Ben 11. sözde şöyle baktığımda Aleyhisselatü Vesselam'ın orada neleri aktardığını yani kainata teşrifle Mekke'de risalet vazifesini almasıyla beraber insanlığa ilk tebliğ yapmaya başladığı, belki mürşitlik noktasında, belki muallimlik noktasında topluma nasıl bir yaklaşımda bulunduğunu o satırlar içerisinde buldum. Orada şunu şöyle ifade ediyor. Diyor ki bir yaveri ekremine sarayın hikmetlerini ve müştemilatının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Yani 11. sözün mantığında kainat neden yaratıldı sorusunun cevabı verilmekteydi. Kainatın yaratılış sebebi anlatılırken yaratıldıktan sonra o kainatta yaratan zatın anlatmak istediği, hedeflediği bir şeyler vardı. Dolayısıyla beşerin içerisinden bir yaveri ekrem seçtiğini ve onu üstad ve muallim tayin ettiğini ve marziyatını seçmiş olduğu o üstada bildirerek beşere aktarma noktasına yönlendirmişti. Oradaki satırlarda şunlardan bahsediyor. Diyor ki ta ki sarayın sanini sarayın müştemilatıyla ahaliye tarif etsin. Yani öncelikli olarak demek ki Efendimizin anlattığı şey bir saray var. O sarayı yapan zatın ve sanatla yapan zatın o sarayındaki müştemilatı ahaliye öncelikli olarak anlatması. Yani kainat bir saraysa, o sarayın içerisinde sanat varsa, o sanata nispet ederek sani anlatmak en temel ve en birinci vazifesi olmuştur üstadın. Ve sarayın nakışlarını, rumuzlarını bildirip, içindeki sanatlarının işaretlerini öğretip, derunundaki manzum murassalar ve mevzun nukuş nedir, nevecih ile saray sahibinin kemalatına ve hünerlerine işaret ettiklerini, o saraya girenlere tarif etsin ve girmenin adabını, seyrin merasimini bildirip ve görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde teşrifat merasimini beşere tarif etsin. Bu anlatılardan bizim anladığımız demek ki Efendimizin Mekke döneminde vazifeyi aldıktan sonrasında beşere anlattığı ilk şey yeme içme adabı değildir. Putperest bir kavim olarak yaşayan, puta tapan o insanların zihinlerindeki öncelikli olarak şirk dediğimiz meseleyi kaldırma noktasında, yerine tevhid inancını oturtma noktasında Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğini tebliğ etmiştir. Demek ki sünnetin en faziletli ve en birinci derecesi olarak biz Cenab-ı Hakk'ın tanıtılması olarak bakmalıyız ve böyle anlamalıyız. Yine bu satırları destekleyici 20. mektupta da çok güzel açılımlar vardır. Yani orada katiyen bil ki diye başlayan bir bölümde yaratılışın en yüksek gayesinin iman-ı billah olduğunu, iman-ı billahın arkasından ise marifetullahın, marifetullah'tan sonra da muhabbetullah'a geçiş yapılacağından bahsedilir. Ve en nihayetinde ruhların en zirve noktada lezzet-i ruhani elde edeceklerini ifade eder. Demek ki insanların kainata gönderilme sebebi, yaratılma sebebi
Birinci olarak Cenab-ı Hakk'ı tanımak, tanımanın ötesinde yani öncelikle iman etme, imanın ötesi tanımak, marifetullah diye ifade ettiği noktada Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarıyla tavsili olarak bir tanıma noktasına geçmesi. O tanıtımdan sonra tanıdıkça insan zaten gönlünde muhabbeti ziyadeleştirir. Muhabbetullah evet. safhasına geçecek. Ondan sonrasında artık lezzeti ruhani yaşayacağı bir noktaya geçiş evet. yapacaktır. Şimdi sünnet-i seniye yolunu ve o yolda yürümeyi anlamak için aslında çok güzel bir örnek verildi orada değil mi? Evet. Saray örneğini anladığımızda, saray örneğinde hani sarayı tanıyınca imanı billah gelişiyor değil mi? Evet. Tanıttırıcıyı bilince marifetullah onun gibi hani yaşamaya başlayınca seyrin adabında muhabbetullahı görüyoruz biz orada ama şimdi bu asra baktığımızda bu asrın insanının ruhu bunlardan çok uzak. Evet. Ve içi boşaltılmış bir din var karşısında. İnsan nasıl lezzet alacak bunlardan? Yani bir sünneti birkaç harekete birkaç adaba hapsetmişiz. Şekilcilik üzerinden gidiyoruz sünneti anlamaya değil mi? Evet, sünnet bir şeklin içerisine hapsedilecek bir şey değildir. Hı hı. Ve hayatın bütünlüğü elbette ki kapsayacaktır. İfade edilen işte diğer noktalarda da mutlaka hayatımızda bir rehber oluşturmaktadır. Bu bağlamda ve bu anlatılardan yola çıkarak öncelikli olarak yine belki tekrara gireceğiz ama cahiliye döneminde asr-ı saadete çevrilen süreç içerisinde şirkin kaldırılarak tevhid inancının konulduğunu görüyoruz. Aslında bugünle o gün arasında çok büyük farklılıkların olmadığını düşünüyorum. Çünkü bugün bizim karşımızda ateizm gibi, materyalist felsefe gibi, suretperestlik gibi, cehalet gibi çok dehşetli sıkıntılarla bugünkü insanlık karşı karşıyadır. Bu sıkıntılardan hasıl olan insanlığın maneviyattan uzaklaştırılması söz konusudur. Dolayısıyla biz sünneti böyle bir asırda şeklin içerisine hapsederek insanlığa sunamayız. Zaten sünnetin en yüksek tabakasında, en önemli metodunda şekle hapsedilen bir sünnet anlayışı bize aktarılmamıştır. Yine Risale-i Nur'a baktığımız zaman Risale-i Nur'da belki bugün en büyük sünnet ve en faziletli sünnet vazifesini aslında bugün ifa ediyor. Çünkü sünnet-i seniye ittibanın ve bu zamanda ne kadar önemli olduğunu aslında ortaya koyuyor. İttibada esas alınacak olan noktanın iman ve Kur'an hakikatleri olduğunu birinci derecede öncelikli olarak meselesi haline getirmiş ve bunu neşretmiştir. Evet. Demek ki Risale-i Nur'un bütününe baktığımız zaman aslında Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet metotları içerisinde en elzem olan, sünnetin en birinci şıkkında yer alan tevhid inancını muhafaza etmeye çalıştığı evet. gibi biraz öncesini ifade ettiğiniz bu asırdaki insanlar lezzeti ruhaniye ulaşamıyor. Marifeti olmadan imanda zaaflar yaşanırken siz insanlara yeme içme adabındaki ölçü ve şekli anlatmanız o insanlara ne ölçüde ne denli fayda sağlayacaktır. O lezzeti ruhaniye ulaşabilme adına öncelikli olarak iman ve Kur'an hakikatlerinin insanların dünyalarına oturtulması icap ediyor. Yani o noktadan baktığımızda hani tevhid inancı noktasından baktığımızda hani oturmayınca cahiliye ile evet. fesad-ı ümmet zamanında çok fazla da bir fark yok değil mi? Putlarımız değişmiş belki. Putlar evet. değişmiş. Öncelikler ama, evet, öncelikler değişmiş evet. ve bir çelişki oluşmuş oradan. Şimdi sünnet deyince Efendimizin her şeyi aklımıza gelmeli değil mi? Sözleri, halleri, fiilleri. Tümünü anlamayınca da ona sünnet diyemiyoruz. Zaten Efendimizin ahvali, etvarı, efali İslamiyet'in ta kendisidir. Evet. Bunlardan birini biz çıkaracak olursak o zaman İslamiyet'i ortadan kaldırmak anlamına gelmektedir. Bu bağlamda bu üçleme çok dikkat etmemiz gerekiyor evet, yani. Ve hayatımızın her sahasına girmesi gereken şeyi de şeydir. Çok hani dile getiriyoruz sürekli hani şartları değil evet. mi? Hani şartların zor olduğunu. Aslında şart ne kadar zorsa değil mi? Orada sünneti sergilemek lazım. Yani sünnet hani neyi gerektiriyorsa onu yapmak lazım. Biz bugün hep şartları sunuyoruz. Yani şartlar bunu gerektiriyor, bunu yapıyoruz falan diyoruz. Sonra da sünnetten günden güne uzaklaşıyoruz değil mi?
Aslında 1000 küsur yıl önce yaşanan dinle bugünkü din arasında bir değişim yaşanmamıştır. Yani Kur'an-ı Kerim ilk nasıl nazil olmuşsa aynı şekliyle kendini muhafaza etmektedir. Efendimizin sünneti de aynı şekilde muhafaza edilmiştir. Dolayısıyla o gün değişmeyen dini bugün biz aslında yine biraz önce bahsettiğimiz gibi Avrupa medeniyetinin tahakkümü ile, yani dinin aslında ortaya koymuş olduğu esasları bir kenara öteleyerek işte modernlik adına bize tahakkümde bulunan meseleleri kabul etmiş olmamızdan kaynaklanıyor. Yani gerek örf, gerek adetlerimiz içerisinde, gerek inançlarımız veya kültürel yapımız açısından da baktığımızda aslında bizim inancımızla hiçbir şekilde örtüşmeyen birçok şey bizim dünyamıza sirayet ettiği için sünneti uygulamakta ya da dini hayatı yaşamakta büyük sıkıntı ve problem yaşıyoruz. Bunları aşabilmemiz için işte tekrar Efendimizin söz, fiil ve tavırlarına bir bütün halinde bakarak hayatımızı model olarak almaya gayret etmemiz gerekiyor. Bu sıkıntılardan kurtulabilmemizin yolu bu. Yani o hadisten de bunu anlamamız lazım. Belki de zaman ne kadar zor ve tehlikeli olursa kıymet, yani sünnetin kıymeti de o noktada artıyor değil mi? Tabii ki Mekke dönemini hatırlayalım. Yani o gün şirki bırakıp tevhid inancına geçen insanlar hayatlarını ortaya koymuşlar. Hayatlarını feda etmişler ve türlü işkenceler içerisinde hayatlarını noktalamışlar. Yani elbette ki bir yemek içme adabıyla 100 şehit sevabını almak, bugün bu şekilde bu hadis-i şerifi anlamak doğru bir şey olmasa gerek. Çünkü bir tarafta hayatlarını ilahi kelimetullah için ortaya koyabilen fedakar insanlar var. Diğer tarafta siz dinin hiçbir hükmüne riayet etmeyeceksiniz. Ama yanı sıra üç yudumda suyu içtim şekliyle bir sünneti uygulayarak 100 şehit ecrini alma noktasına geçmeye gayret edeceksiniz. Bu birbirleriyle çelişen bir noktadır. Yani burada ifade edilen öncelikli olarak tevhid inancı ve iman hakikatleri noktasında tahşidat yapmak, bunları neşretmek, bunu ihtiyacı olan insanlara ulaştırma gayreti içerisinde olmak, marifette mesafe kat etmek. Bunları yaptıktan sonra bir ömür boyu bu çizginin dışına çıkmadan hayatınızın her bir anını belki bu inanç noktasında feda etmeyi başarmak. İşte bunu yaparsak belki 100 şehit ecri meselesi burada gündemimize biraz gelecek. Biraz daha evet anlamış olacağız. Zamanımızın sonuna geldik. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edelim Nurender Hanım. Efendim bu hafta Sünnet-i Seniyye Risalesi'ne başladık. Okuyup anlamaya niyet ettik. İnşallah haftaya kaldığımız yerden Sünnet-i Seniyye'nin yolunu, derecelerini anlamaya devam edeceğiz. Bir sonraki Bir Niyet Bir Tasavvur programında buluşuncaya dek Allah'a emanet olun.